23 Haziran 2022 Perşembe günündeyiz sayın seyirciler. Arkadaşlar yok bundan böyle aramızda resmi bir ilişki var. Sesli Gazeteleri akşam 8 haberleri seyrediyor gibi seyredeceksiniz. Ben Korsikalıdır. Sesli Gazetemiz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz Can, e, sayın seyirciler? Hemen gündemin öne çıkan başlıklarını bir göz atalım isterseniz. Tayyipler, Salmanlar birbirlerine ağırlar. Suudi Arabistan kasabı Türkiye'ye geldi. Niye geldi, neler konuşuldu? Kasap ne işi var Türkiye'de? Acaba kurban bayramı yaklaştığı için ola? mi? Bakan Nebati'den yeni bir müjde mi geliyor? Yeni müjde mi geliyor? Geldi mi müjde? Müjde geliyor mu? Ümetinin liderinin maaşında gözden kaçan acayip detayı Akbil ve SSK primleri de olacak mı? Gurbetçi terörü başladı. Gurbetçiler akın akın Türkiye'ye gidiyor. Gidiyor mu? Alper Tunga öldü mü? Isız Acun kaldı mı? Emdi yürek yırtılır. Ben ve bugüne kadar lila rengi olarak bildiğim ama sizin düzeltmelerinizle bunun pembe olduğunu idrak ettiğim tişörtümle karşınızdayım. Hemen sesli gazeteye geçelim. Vatan sevgisiyle dolu gurbeçlerimiz yine Türkiye yollarında her sene her yaz olduğu gibi. ilk grup kafilenin açıklamaları medyaya düşer düşmez yine tüylerimiz diken diken oldu. Kalbimiz höp höp etti. Beynimizden vurulmuşa döndük. Ağladık, üzüldük. Böyle milliyetçi, vatan sevgisiyle dolu gurbetçilerimiz olduğu sürece bu ülkenin sırtını kimse yere getiremez dedirten açıklamalar. Neler dediler? Gurbetçiler dediler ki ömrümüz olduğu sürece memleketimizi boş bırakmayız. Tatilimizi burada yapmaya gidecek, gelecek dediler. Dediler. Ya bırakalım şunu ya böyle haber mi sunulur ya? Vallahi ağzım yoruldu ya. Ya benim kendime ait bir mizacım olmayacak mı? Ne bırakalım bunları ya. Tamam ben kendim gibi sunacağım ya. Olmaz böyle. Neyse gurbetçiler arkadaşlar. Gurbetçiler Türkiye'ye gidiyor. Başladılar yine Türkiye'ye gitmeye. Adamlar öyle demiş. Ömrümüz olduğu sürece memleketimizi boş bırakmayız. Tatilimizi burada yapmaya geleceğiz. Tatilini zaten başka bir yerde yapmaya gidemezsin. Bunun iki sebebi var. Bir, yuron olmuş 20 lira. O 20 lirayı en iyi ezebileceğin yeryüzündeki ülke Türkiye. Bir de Venezuela falan var. Oraya da uzak yani gidemezsin. Bir, bunun sebebi bir. İkinci sebebi de sosyo-kültürel bilgi birikimin başka yere gitmeye müsait değil. Ulan Almanya'dan, Hollanda'dan çıkıyorsun, Türkiye'ye 3000, 3500, 4000 kilometre yol yapıyorsun. Geçtiğin ülkeler, belki 8-10 tane ülkenin içinden geçiyorsun. Lan bir tanesinde de biz ya 35 gün Türkiye'de geçirmemize gerek yok. Bir günü Macaristan'da geçirelim, bir günü Avusturya'da geçirelim, neyse yani. Yani bir çocuklar bir şeyler görsün farklı biz de bir öğrenelim falan böyle çocuklar da öğrense öyle bir dertleri yok adam Köy Yozgat'ındaki köyüne gidecek. Yozgat bu arada temsil yani içimizdeki Yozgat'lar alınmasın. Yozgat, Bayburt bunlar temsili şeyler arkadaşlar. <laughs> Ama gerçeği de yansıttığı oluyor yani. Köy, köyünden Almanya'daki köyü. Almanya'daki köyü, Türkiye'deki köyü. Onun haricinde dünya yok zaten. Öyle demiş gurbetçiler de. Yolunuz açık olsun hadi bakalım. Dahası bu sosyal medyada, sokak röportajlarında bu yaz neler göreceğiz bakalım. Nebati enflasyonla mücadele için 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Yani bu bir vaat mi? Bu bir ne ne müjde mi? Ne vermek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? 241 milyar 3 milyar sanki vatandaşın vergi borcundan siliyor. Eşşe ol eşek. Bak aynı şeyi bir ay, bir ay olmadı yani 3 hafta önceki yaptığımız sesli gazetede de vardı orada da söyledi. Ben de şey demiştim yani silesle kiminkini silerler yani işte o beşli çezeninkini filan silecekler demiştim. 2 hafta önce 10 gün önce sesli gazeteye bakın sesli gazetede işte o adamlar o beşli çeteden ikisinin e, kira borçlarını filan erteledi adamlar. Hatta ben şey diyordum yani ulan bir şey yapıyorsunuz böyle ekonomiye girdisi olacak veya millete faydası olacağını düşündüğünüz bir şey yapacaksınız ekonomide. Bunların hiçbir zaman mı vatandaşa faydası olmaz arkadaş? Hep yandaşınıza mı faydası olacak? Yani çoluk çocuk sınava giriyor, sınava girmek için para veriyorlar bilmem ne. işte KYK borcu öğrenci peşine haciz takıyorsunuz, evine hacize gidiyorsunuz. Bunlar yaşanıyor ama kendi böyle paraya ihtiyacı olmayan adamların vergisini sil bilmem ne yap. İşte o milletin hına koyan Cengiz'in biliyorsunuz bir zamanlar çok 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 yüklü miktar vergi borcunu silmişlerdi. Bu da 241.3 milyar vergi gelirinden vazgeçiyoruz dedi de bu. Yani sanki ceplerinden veriyorlar bu vergi borcunu öyle tamamlıyorlar. Yani dükkan bunların ya. Hani bakkala girersin bakkal sahibi sana offer yapar ya tamam ya o da benden olsun filan der. Başka bir AKP'li daha çıkmış. AKP'li Yılmaz artan gelirimizi ek bütçeyle topluma geri vereceğiz demiş. Ulan ek bütçeyle zaten vatandaşın cebinden daha fazla çaldınız. Hani şunu desem şimdi hırsız bir mal çalıyor birisinden. O çaldığı kişiye o çaldığı şeyi hani geri iade ediyor desem ki bu sizin devrinizde böyle bir şey mümkün değil. Hani borç olarak mı alıyorsunuz onu biz sizin cebinizden aldık borç olarak. Yani bekleyin bunlar bir gün size elbette yol olarak, köprü olarak geri dönecek. O yol olarak, köprü olarak geri dönecek denirdi bizim zamanımızda. İşte vergiler böyle olur falan hani kamu spotları vardı ya biz çocukken. Orada ama gerçekten böyle bir şey vardı yani mantığında, verginin mantığında. Ulan şimdi yol köprü yapıyorlar, yol köprü yapıyorlar, geçen geçmeyenden de vatandaştan para alıyorlar. Yani vergiyi iki kere kesiyorlar vatandaştan. Selvi Boylum al yazmalım. Şimdi bu arada tabii ümmetinin liderinin maaşı oldu 141.453 lira. Arkadaşlar beni uyardılar 141.453, 1453 var sonunda oradan acaba bir subliminal mesaj mı vermek istedi ümmetin lideri falan gibi ben orasına da bakmadım. Para tura varsa ümmetinin lideri öyle subliminal mesajlara falan bakmaz yani. Emekli Cumhurbaşkanı 56 bin lira alacak, emekli başbakanlar 42 bin lira alacak, emekli milletvekilleri 24 bin lira, asgari ücret 4253 lira şu anda arkadaşlar. 141 bin lira işte geçen başlıkta da yazdım ya 141 bin lira aslında bu iş için yani Cumhurbaşkanlığı için yapılacak iş değil yani 141 bin lira. Tam bir Angarya, tam bir Angarya. Nasıl bir Angarya yaşıyor ümmetinin lideri hiç bilemezsiniz siz bunu. Ee, şeyde Selvi Boylu'm al yazmalım burada da hep tekrar ettiğim gibi e, AKP'li barlasıdır servisidir filan ümmetin lideri bir yere sıçtığı zaman arkasından temizlemekle görevleyen bu işin sorumlusu çünkü diyor onun boku temizliyor böyle bunların işi bu nerede bir işte dili sürtse bir yanlış bir şey söylese bilmem aslında orada onu demek istemedi aslında orada şunu yapmak istemedi filan gibi bu sefer de bunun maaşını savunuyor adam Diyor ki Erdoğan'ın maaş zammını konuşmak abes ve algı operasyonu. Hep algı operasyonu. Hiç konuşmayalım bunları. Ulan 141 bin Allah'ın belası bir adam utanmıyor mu kendisine yüzde 40 mı zam yapmaya? E niye? Çünkü şirket sahibi adam ülkeyi bakkal gibi yönetiyor. Kendi maaşına da istediği kadar zam yapıyor. Yani bunun, bunun sorgulanması kadar doğal bir şeyi abes buluyor. Hıyar. Bu aynı hıyar devam ediyor yani aynı hıyar olduğu için konuyla alakası yok bu sefer. Bu sefer Kürt oylarından bahsetmiş arkadaşlar. 2023 seçimlerine giderken Kürt oylarının kazanılması hayati derecede önemli. Bakın <laughs> Kürtler demiyor. Kürt oyları diyor. Yani Kürtlerin zerre kadar umurumuzda değil Kürtler. Ne olursa olsun adamlar. Biz Kürtleri falan umurumuzda değil. Biz Kürtlerin oylarına talibiz. Yani Kürtlerin oylarını aldıktan sonra Zaten biz onlara bir şekilde kayyım atıyoruz. Belediyesine bilmem nesine filan. Yani Kürtler de işimiz yok. Kürtlerin oyları yani. Kürtler oylarını versin. Vermezlerse ne olacağını görüyoruz zaten. Sivas katliamı davası. Avukatların reddi hakim talebi reddedildi. Dava 21 Eylül'e ertelendi. Ulan e, şimdi Sivas katliamı diyor Ulan ben çocuktum ya ortaokuldaydım yani. 30 yıl, 30 yılın üzerinden kaç yıl geçti bu, bu, Sivas katliamı üzerinden? Hala bu katliamın davası devam ediyor. Hala bir sonuca varamadı. Bu 30 küsür yılın 20 yılı zaten AKP döneminde geçti. Böyle ankesörlü aranmayı filan 2 dakikada şeye bağlayan, böyle hükme bağlayan AKP yargısı bunu Ulan 30 seyir geçmiş bir davayı daha sonuca bağlayamadı. Suçlular bulunamadı. Zaten yarın bir gün vardı geçen bir tanesi ölmüştü geçen senemine. Ee, ölürler giderler yani. Yani dolayısıyla biz bazen hani diyoruz. Yani aslında, aslında ölse de kurtulsak bazıları da diyor. Ya aslında ölmemesi lazım işte bu yaşattıklarını yaşamadan ölmesin veya yargılansın filan Kardeşim o ülke buna müsait bir ülke değil. Yani namussuz yaptığı namussuzlukla kalıyor, ölüyor. Kenan Evren'in başına ne geldi ya, bir şey oldu mu olmadı ya. Yani. Bunların da öyle olacak. Bak Sivas katliamı 35 senedir devam etmiş. kaç senedir devam eden bir dava. Hala bir sonuç yok. Adamlar bak utanmazlığa bak avukatların reddi hakim talebi reddedilmiş. Bir de reddi hakim talep etmişler yani. Sen AKP'nin hukukta hükümran olduğu yani hukuksuzlukta hükümran olduğu bir devirdesin. Bu devirdeki hakimi de beğenmiyor ha. Reddi hakim istiyor yani adamlar düşün. Dava 21 Eylül'e ertelenmiş. Salmanlar, Tayyipler birbirine ağırlar dedik. Kasap Türkiye'ye geldi. Kasabın katilin ayağına bir de şey serdi. Ümmetinin lideri kırmızı halı serdi. Bundan birkaç sene önce bu Kaşıkçı cinayetinden hemen sonra bilindik, tanındık. Çok takipçili bir AKP hesabı ee, ümmetinin lideri öyle büyük bir lider ki katile katil diyebilen bunu korkusuzca söyleyebilen bir lider diye bir tweet atıyor onu bulursam koyayım şuraya o tweet hala acaba duruyor mu durmuyor mu AKP'lilerin hali daha içler acısı ya Vallahi onu takip edenlerin yani lan bir dur bir gör deme 2 sene 3 sene 4 sene sonra ne olacak Birleşik Arap Emirlikleri'nin arkasından neler neler yazdınız çiziniz sonra yediklerinizi yuttunuz yaladıklarınızı o kustuklarınızı filan Neyse işte Prens Salman Ankara'ya gelmiş. Kaçak Saray'da da böyle bir yemek falan tertip etmişler. İtibar tabi önemli. Şimdi sen para istiyorsun değil mi? Şimdi Salman cinayetini adamları iade ettin dosyayı. Onun karşılığında bir beklentin var. Bu beklentin karşılığında sen niye adamı sarayda böyle çalgılı, sözlü bilmem neli yemeğe davet ediyorsun? Böyle zenginlik, şatafat gösteriyorsun adama. Kafayı çalıştır biraz. Daha fakir fukara ol ki adam sana acısını da para versin. Bilmiyorlar, işi bilmiyorlar. Resmi tören ya. Ne kadar acınası ya. Resmi tören. Devlet hastanelerinden doğru dürüst randevu alınamadığı ve birçok bölümün doktor yokluğundan dolayı kapandığı haberleri gittikçe artıyor diye bir tweet arkadaşlar. Bu tweeti retweetleyen bir vatandaş. Şimdi biz tabii. Uzaya çıkacağız ama işte sağlık sistemimizde bazı kusurlar olabiliyor. Bir vatandaş diyor ki bugün Ankara Şehir Hastanesi ultrason için randevu verdi. Bugün dedi Haziran ayındayız ha. <laughs> 2023 tarihine. Tweet bu kadar. Yani bir ultrason için randevu almak için e, Ocak ayına kadar yani 6 ay 7 ay beklemen gerekiyor. Ankara gibi bir yerde. Yani Sivas'ı falan düşünemiyorum ha. Malatya falan oralarda neler oluyordur bunları düşünemiyorum bile. Sorsan sağlıkta biz çağ atladık. O şehir hastaneleri var ya şehir hastaneleri uuu falan. Eskiden bir aktrol olduğunu itiraf eden Orhan Sarıkaya para alan 197 bin troll var. Kimi maaş alıyor kimisi tweet başına ücret alıyor. Tweet başına 300-500 TL alan var. Ne güzel işmiş lan bu. 300-500 TL. Onun için fark ettiyseniz trollerin tweetlerinde arkadaşlar tweet hesaplarına bakın. Hepsinin takip ettiği kadar takip edeni vardır. Birbirlerini takip ediyorlar. Çünkü hiçbirisinin böyle işte 500 tane takip ettiği var. Ama 15 bin kişi de onu takip ediyor. Hiç böyle bir dengesizlik yoktur. Çünkü troller. Troll, trollerin en büyük özelliği ilk anlaşılan, ilk görünür özelliği budur. Ve hiçbir şeyi kendileri bir fikir beyan ederek bir tweet atmazlar, atamazlar. Bir tweet vardır, o tweeti retweetleyerek giderler. Hepsi böyledir, bakın dikkat edin bunlara. Ee, tweet başına 300-500 TL alan var. Dahası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bütçesine bakın, o paranın büyüklüğünü görün. Eski aktrol Orhan Sarıkaya şu an ise 3 tane troll grubu var. Berat Albayrak, Süleyman Soylu'nun ve Metin Külüngün grubu. Kampanyaları genel merkezden geliyordu bir algı operasyonu yapıyorduk. Bu işin kuyruğu Fahrettin Altun'dur demiş. E biz zaten biliyorduk, biliyoruz yani ama <laughs> kendi içlerinden birisinin söylemiş olması da ayrı bir güzel yani. Evet her zaman kötü haberler vermeyeceğiz. Aslında bu verilebilecek ilk ve en önemli haberdi arkadaşlar. Ben bunu biraz sona biraz ortaya. Şimdi haberler genelde kötü ya. O kötü haberlerin içerisinde böyle bir Rahatlama haberi olsun diye biraz böyle ortalara sonlara doğru filan bıraktım. Ee, Harbiyelileri arkadaşlar 25 tane e, harbiyeli öğrenci müebbet alan e, harbiyeli öğrencilerin cezasını yargıtay bozmuş. E, bu öğrenciler dışarıya çıktı hiç kimse de anlamadı herkes hepimiz de şaşırdık. Ben de yoldayken gördüm Melek Çetinkaya o yıllardır mücadele veren o kadın yani bu halini görmek hakikaten yani şu bir haftalık yorgunluğumuzu aldı. Çocuğuna kavuştu. Ee, i̇çerideki evlatlarımın hepsini alana kadar mücadeleye devam edeceğim dedi. Böyle işte tweet atanlar var. İşte çocuğuma kavuştum, oğluma kavuştum, abim geldi falan. Böyle çok mutlular. Ee, tabii içeride olanlar da var hala. içeride kalanlar var. Darısı onların da başına. Bununla alakalı söylenilebilecek düşün yani. Adamlar haksız yere, hukuksuz yere içerdiler senelerdir. Ve biz bu haksız ve hukuksuz yer içeride olmalarından, yani çıkmalarından dolayı seviniyoruz ya. Yani. yani ne kadar garabet değil mi? Yani haksız bir şekilde içeride yattı ve en sonunda serbest kaldı diye seviniyoruz. Yani seviniyoruz çünkü insanız. E, e, i̇nsanlar da tabii yakınları da doğal olarak, normal olarak tweet atıyorlar, bunu paylaşıyorlar. Empati kurmak lazım hani. Bir iki kişi de yazmış yani altı ya işte hala içeride olanlar var hani bu kadar sevincini belli etmesen falan Ama böyle bir şey değil ki bu yani. Yani 5-6 yıl içeridesin ya dile kolay bekliyorsunuz. Yani bir evlat, genç bir çocuk hayatının baharında yani. Yani bir anne olarak onun psikolojisini anlamak hakikaten zor. Bu sevincini bırakalım paylaşsın insanlar. Ee, biz tabii ki yine içeridekilerin e, sorunlarını da gündem yapacağız. İçeride olmalarını gündem yapacağız yani. Ee, ama güzel bir haber, çok güzel bir haber, çok sevindik. Ee, i̇nşallah birisi bir böyle bir röportaj, bir söyleşi falan yapar Melek Çetin Kaya ve oğluyla da neler yaşamış, ne olmuş, ne bitmiş görmek, konuşmak, şey, duymak isteriz yani. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri mezun olmuşlar. Bir de Hipokrat yemini yapmışlar arkadaşlar. Maşallah başarılarının devamını diliyorum bu gençlere. Galiba orada bir gelenek Tıp Fakültesi birincisi bir konuşma yapıyor. Bu konuşmasında bu genç kız ya bu deveyi güdecek ya bu diyarda kalacağız. Çünkü diyar da bizim, deve de bizim diyor. Şimdi deve de bizim, diyar da bizim de. Şimdi tabii kendisi genç. Gençken biz de 20'li yaşlarımızda, üniversiteli yaşlarda filan. O günkü düşündüklerimizle bugün düşündüklerimiz aynı şeyler değil. Bugünkü düşündüklerimizle muhtemelen eğer 60 yaşını 70 yaşını görürsek o gün düşüneceğimiz şeylerle bugün düşündüklerimiz de aynı olmayacak. Çünkü insan değişen bir varlık, insan metabolizması, insan fikirleri sürekli değişiyor yaşadığın tecrübeler ışığında. Şimdi bu genci tabii yarın öbür gün gönderecekler bir yere doğu hizmeti diye işte şırnağa şuraya buraya acaba gidecek mi? Hadi gitti diyelim orada. Şırnak olmasına gerek yok yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir hasta yakınının tarafından bir saldırıya uğrayacak, acaba fikirleri değişecek mi? Muhtemelen değişecek. Değişecek, değişmesi lazım. Çünkü insanlar kaliteli bir yaşamı bunun işi, tek hedef budur yani. Böyle bir yaşam sürmek için e, ideallerini organize ederler. E sen şimdi o kadar okumuşsun tıp fakültesi falan, maaşın sana yetmiyor. E, sürekli bir tehdit altındasın. Çalışma stresin hakeza dolayısıyla sen farklı alternatifler düşünürsün. İnsanoğlu böyledir. E, bu tabii genç bilmediği için ya bu deveye gidecek ya bu diyarda kalacağız. Valla deveyi bilmiyorum da ülkede o kadar koyun var. O koyunları gütmek bile o kadar zorken deveyi nasıl güdeceksin? Ülkede zaten hayvanat bahçesine döndü. Saraya çıkan adam ülkeyi topyekün ahıra çevirdiği için çok gerçekçi gelmiyor bana biraz toyluk gibi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bin polis ihraç edildi arkadaşlar. Bu yani bu üç yıl önce olmuş bir şey değil ha bu bin polis ihracı. Bu bin polis ihracı bir kanun hükmünde kararname daha doğrusu kanunsuzluk hükmünde kararname. KHK'lar o demek kanunsuzluk hükmünde kararname. Eğer haber açılırsa ben tabii size haberi okumak istiyorum. Bu kararnameye göre arkadaşlar 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesinin tanıdığı yetkinin bitmesine bir ay kala, bir ay var ha. yetkinin bitmesine bir ay var. Aralarında komiser, komiser yardımcısı ve amirlerin de olduğu bin polisin görevine son verildi. Bugün oluyor bu yani bu yaşadığımız günlerde oluyor yani 3-5 sene önce olan darbeden hemen sonra olan bir şey değil. Açıkta olanlar var ama bu bin kişinin yüzde %80 sekseni, 800 polis aşağı yukarı amir işte komiser falan e, aktif görevde yani şu anda aktif görevde bin polisi ihraç ediyorlar. E, İstanbul'da 130, Ankara'da 100 emniyet mensubu sadece İstanbul'da 130, Ankara'da 100 emniyet mensubu ihraç edildi. Zaten bunlar bugün itibariyle böyle e, farklı görevlere falan verilmiştir diye tahmin ediyorum. İşte karakolda çay may demliyorlardır böyle yapmıştır yani AKP. Bakmışlar ki bu tarihin 35. maddenin tanıdığı yetki 31 Temmuz 2022'de sona erecek. Biz bunları hemen bir çırpıda işten atalım demiş. Ulan, ulan bir günde bin kişi hakkında nasıl bir e, karar, nasıl bir delil buldun da hemen hükmünü verdin ya. Nasıl yani? Nasıl olabilir böyle bir şey? Demek ki akıllarına geldi. Ulan çabuk çabuk 31 Temmuz geliyor. Biz bunları hemen postalayalım dediler. E tabi şeye de ihtiyaçları var. Değnekçi almaları lazım. Bunları bin kişiye ihraç edip yerine değnekçi alacak. Yani hala demek ki ihraç edebilecekleri kaliteli polisler, kaliteli işte askerler şunlar bunlar var. O da çok enteresan. Ben kaldığını sanmıyordum ama demek ki kalsalar bile işte kıza çekilmişlerdir. Yani işte çaycılık, işte tuvalet bekçiliği falan öyle şeyler yaptırıyorlardır yani. Genel Başkanımız Dilek Çınar önderliğinde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'ı ziyaret ettik. Milli kültürümüzü geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Bilal Erdoğan'a misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Bunu diyen kim? Türkiye Gençlik Birliği, Aydınlık, Ulusalcılar başka bir deyişle Perin Perinçekçiler. Perinçekçiler çekçiler ilim yayma cemiyetini e, Tayyip'in oğlunu ziyaret ediyorlar. Ya buradan sizce birbirlerini çok sevdikleri için mi bunu yapıyorlar? Hayır. Ya belki de şeydir yani şimdi bu geçenlerde Hablemitoğlu cinayetiyle alakalı birisi gözaltına alınmıştı ya. O tabi o da anlamadık biz yani nasıl gözaltına alındı normalde fütücü filan deyip böyle öyle yaparlardı işte Hrant cinayeti bilmem ne filan. Adamı gözaltına aldılar. Belki de bu ziyaret hani ya yani böyle çok fazla kaşımasak filan hani siz iletseniz babanıza filan gibi de olabilir. İşte bunlar bu dönem, bu dönem nerede çakal, kurt, sırtlan varsa hepsini bir araya getirdi bunların ya. Ya bunların ne fikirsel olarak ne başka bir şey olarak bir araya gelmeleri mümkün mü yani? Değil. Adamlar şimdi birbirleriyle sevişiyorlar ya. Neyse bitsin arkadaşlar. Sesli Gazetemiz Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Kendinize iyi bakın dedim zaten. Ee, ne diyecektim? Unuttum yani. Sonunda ne diyordum ben? Kendinize iyi bakın, özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum tabii. O çok önemli. Ee, sağlık ve afiyetle canım dostlarım. Bir iki gün sonra görüşmek üzere.